Arkadaşlar merhaba. Ben Ersin Turan. Beni öğrencilerim tanıyor zaten. Belki hani ne gereği var diyecektir ama öğrencilerim dışında diğer kesimden de izleyenler olacak. O yüzden kısaca bir kendimi tanıtayım dedim. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. İstanbul'da, Başakşehir'de İbrahim Koçarslan Ortaokulu'nda öğretmenlik yapmaktayım. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sanat tarihi bölümünü bitirmiştim. Daha sonrasında işte özel kurumlarda çalıştıktan sonra yeniden sınavlara girdim. Marmara Üniversitesi'nde sosyal bilgiler öğretmenliğini okudum. Devlete atanınca da ortaokulda sosyal bilgiler öğretmenliğinde eğitim hayatını devam ettiriyorum. Şimdi bizim ülkemizde ve dünyamızda, evrenimizde bir bela var, koronavirüsü. O yüzden eğitimi okullarda maalesef durdurduk ama evde durdurmadık. O yüzden eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sürecin içerisinde yapmamız gerekenler var. Bunları birlikte yönetmeye çalışacağız. Sosyal bilgiler, inkılap tarihi noktasında yardımcı olmaya çalışacağım. Bu sürecin içerisinde özellikle milli eğitimin EBA noktasında desteği öğrencilere çok önemli. Uzaktan eğitim noktasında bu destek çok önemli. Sizin de EBA'yı kullandığınızı takip ediyorum. Kullanamayanlar var maalesef, sisteme giremeyenler var. Onlar da işte bizlerden ya da YouTube'dan ya da işte Google'dan videolar izleyerek ya da konularla ilgili özetler, sorular çıkararak oradan takip etmeye çalışacak. Şimdi sevgili arkadaşlar, evdesiniz. Gününüzü lütfen planlayın. Kendinize zaman ayırın. En önemlisi bu. Olumlu düşünün. Her zaman hayatımızda güzel şeyler olmuyor. Zorluklar oluyor, sıkıntılar oluyor. Bu zorlukların, sıkıntıların içerisinde olumlu şeyler düşünün. Olumlu şeylerin planlamasını yapın. Bol kitap okuyun arkadaşlar. Yeni nesil sorularda artık inkılap tarihi, Türkçe, buna benzer derslerde özellikle okuduğunu anlama becerisi çok öne çıkıyor. Bol kitap okumanızı tavsiye ederim. Sorumluluklarımız var hepimizin. Sizin, bizim, ailemizin. Bunlar üzerimize düşen görevler yapmamız lazım. Hedeflerinizi, hayallerinizi yapın. Hedeflerinizi, hayallerinizi diri tutun. Bunun için çabalayın. Şimdi biz bu süreçte ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersinde hızlı bir tekrar yapacağız. Sonra soru ve cevap etkinlikleriyle konumuzu özetlemeye çalışacağız. Dördüncü ünitede kalmıştık bu sürecin içerisinde. Atatürk ilkeleri, inkılapları, bu ilke inkılapların ülkemize, milletimize kazandırdıkları ile ilgili süreci anlatmıştık. Hızlıca bir giriş yapalım konumuza. İnkılap tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde inkılap tarihinde ve Atatürkçülük konularında özellikle ilkeleri bilmemiz gerekiyor. Bu noktalarla ilgili süreci sizinle paylaşacağız. Atatürk ilkelerini sanırım biliyorsunuz ama yine bir hatırlatma yapalım. Ben öğrencilerimle bu etkinliği yaparken kısa ipuçları veriyordum. Sonrasında da bunları bulduruyorduk. 6 tane Atatürk ilkemiz var. Hepinizin de bildiği gibi Atatürk'ün de en öne çıkardığı, en öne verdiği ilkelerden bir tanesi cumhuriyetçilik. Sonrasında laiklik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılık gibi ilkeler gelmektedir. Atatürk ilkeleri, inkılapları noktasında baktığımız zaman özellikle aklı bilimi öne çıkaran bir özelliği vardır. Aklın bilimin öncülüğünde Türk halkını, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak, hatta çağdaş medeniyetler seviyesinin de üstünde bir devlet, toplum yaratmak için bu süreç başlamıştır. İlkelerin ortak özellikleri var. Bir kere sınav sistemlerinde soru geldiğinde bazen de uyanık hamleler yapmamız gerekiyor. Yani aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkeleri için söylendiğinde doğrudur veya değildir gibi sorular geldiğinde, Atatürk ilke inkılaplarından bahsediyorsa millete ve devlete olumlu yönde katkıları olduğu için biz olumlu şeylerin söylenebileceğini, olumsuz şeylerin söylenemeyeceğini algılıyorsak, biliyorsak zaten işimiz kolaylaşıyor. Şimdi neler var? Bir kere Türk milletinin birlik beraberliğini koruyarak bağımsız ve güçlü bir şekilde yaşamasını sağlamak için oluşturulmuş. Türk milletini aklın, bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyine çıkartmak için Atatürk ilkeleri oluşturulmuş. Milli kültürü korumak, milli kültürü geliştirmek için bu ilkeler oluşturulmuş.
Türk milletini çağdaş dünyaca kabul edilmiş sosyal, kültürel değerlere kavuşturmak için bu ilkeler oluşturulmuş arkadaşlar. Şimdi ilkelerin ortak özellikleri var. Sınav sistemlerinde karşımıza çıkıyor. Yeni nesil sorular daha çok yorum üzerine ama bilgi üzerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri için söylenebilir dediğinde biraz sonra bunları sıralayacağız. Söylenemez dediğinde de olumsuz ifadeler barındıran bilgiler söylenemeyecektir tabii ki. Bir kere Atatürk ilkelerinin kaynağı Türk kültürüdür. Taklitçi değildir. Evet, Batı'dan yararlanmışız. Batı medeniyetlerinin örnek modellerini inceleyip kendimize uyarlamışız ama birebir aynısını almamışız. Taklitçi değiliz arkadaşlar. Atatürk ilkelerinin özeline baktığımız zaman sadece Türk ulusunu ilgilendiren özellikler barındırmıyor. Dünyayı ilgilendiren, dünya milletlerini ilgilendiren özellikleri barındırıyor. Bu yüzden evrensel bir yönü var, barışçıl bir yönü var. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. İhtiyaçlarından doğmuştur diyoruz. Çünkü eksikliği vardı. Eksikler zaten ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden olur. Bu noktada Osmanlı Devleti son 100 yılında ekonomik, siyasi, kültürel bir sürü noktada geride kalmıştı. Bunu tamamlamak için Atatürk ilkelerinin oluşturulmasına ihtiyaç vardı. Hak ve hürriyetleri koruyan bir yönü vardır. Akılcı ve bilimsel bir yönü vardır. Hurafelerden uzak, mantığa dayanmayan, bilimsel olmayan şeylerden uzak bir duruşu vardır. Birbirine bağlıdır Atatürk ilkeleri. Bağımsız değildir böyle. Tamamen birbirinden kopuk değil de bağımlıdır. Bağlıdır diyelim. Bağımlı demeyelim de tamamlayıcıdır. Uygulanabilir yönü vardır. Hukuka dayanır ve milli egemenlik, milli bağımsızlık temeliyle oluşturulmuştur deriz. Şöyle genelde baktığımızda da bir gözümüzün de fotoğraf çekmesi zihnimizde kalıcı olması için iyi olur. Şimdi biraz etkinlik yaparsak, mesela boşluk doldurma etkinliği yapıyoruz. Atatürk ilkeleri bir bütünün neydi arkadaşlar? Eğer hatırlıyorsak bir bütünün parçasıdır demiştik. Atatürk ilkeleri milli egemenlik ve milli bağımsızlık temeline dayanarak oluşturulmuştur. Kişi hak ve hürriyetlerini savunduğu için, dünya barışını istediği için evrensel bir özellik taşıdığını söylemiştik. İhtiyaçlardan doğduğunu söylemiştik. Birbirine bağlı ve tamamlayıcı olduğunu söylemiştik. Ve Atatürk ilkelerinin akılcı ve bilimsel yönünün olduğunu da söylemiştik. Şimdi hızlıca baktığımız zaman Atatürk ilkelerini bir hızlandırmaya çalışalım. Eğer Atatürk ilkelerle ilgili bir konu geldiyse önümüze ve bu konuda yönetimden bahsediyorsa, milletin egemenliğinden bahsediyorsa, yani milletin kendini yönetmesinden bahsediyorsa, anayasadan, partilerden bahsediyorsa, tek parti olur, çok parti olur, genelde partilerin olması hani halkın siyasi sürece katıldığını gösterir. O yüzden partilerin olması, seçimin, sandığın olması, meclisin olması, millet iradesine önem verilmesi, halk iradesi, millet iradesi zaten eşit anlamlardır. Saltanata karşı duruş, monarşiye karşı duruş, monarka karşı duruştan bahsediyor olması ilke olarak neyi gösterir? Cumhuriyetçilik ilkesini gösterir arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekecek. Bir diğeri baktığımız zaman, şurada cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar sınavlarda karşımıza çıkıyor. Test çözen arkadaşlarımız rastlıyordur soru bankalarında. O yüzden baktığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, anayasaların varlığı, 21 Anayasası, 24 Anayasası gibi anayasaların olması veya saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, siyasi partilerin kurulması, halifelerin kaldırılması, ordunun siyasetten ayrı tutulması için kanunların çıkarılması, kadınlara seçme hakkının verilmesi gibi şeyler siyasi alanda inkılaplardır ve cumhuriyetçilik ilkesiyle de ilişkilidir diyebiliriz. Bir diğer ilkemize geldiğimiz zaman, eğer dinden bahsediyorsa, dini konuları gündeme alıyorsa, özellikle din işleriyle devlet işlerinin ayrı olması gerektiğini vurguluyorsa, din vicdan özgürlüğüne önem veriyorsa, yani devlet toplumda insanların din vicdan özgürlüğünü korumalı, kollamalı, destek olmalı diyorsa, din istismarına, din sömürüsüne karşı bir duruşu varsa, aklı, mantığı, bilimin rehberliğini öne çıkarıyorsa, hurafelere, batıl inançlara karşıysa, orada da Atatürk ilkesi olarak neyden bahsediyordur? Laiklikten bahsediyordur. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara baktığımız zaman hızlıca
Medeni kanunun kabulü, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması veya anayasaların kabulü, marif teşkilatının, tevhid-i tedrisat kanunun çıkarılması, medreselerin varlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan şeylerdir. Şimdi biraz bu konuyu aşmaya çalışacağım. Aslında baktığımız zaman en bilinen tanımıyla laiklik, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak söylüyoruz. Şimdi bu kavramın yapısına baktığımız zaman hukuk kuralları ya da toplumsal kurallar dine göre değil de devletin anayasasına göre, akla ve mantığa göre uyarlanıyor. Çünkü din, dini alanda, devlet yönetimi de ayrı alanda işlerlik gösterirse devletin gücü daha iyi olur diye inanç var. Laiklikte devlet dini inançlar karşısında tarafsızdır. Yani devletin laiklik ilkesi doğrultusunda şuna inanılır. Devletin dini olmaz, milletin dini olur. Yani o toplumda yaşayan halkın dini olur. Devlet dinlere eşit mesafede yaklaşmak durumundadır. Çünkü halkını koruması, kollaması için. Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek de değildir. Bütün yurttaşların din, ibadet, hürriyetinin olmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Bu noktada laiklik ilkesini dinle ilişkili olarak metinlerde görürsek buna dikkat etmemiz lazım. Bir diğer ilke. Şimdi Kurtuluş Savaşı yıllarında, milli mücadele yıllarında, milli mücadelenin başarıya ulaşmasında Atatürk ilkelerinden en çok hangisi etkili olmuştur diye bir soru gelse bizim aklımıza milliyetçilik gelmeli. Niçin? Çünkü milli mücadele yıllarında milli birliği, milli beraberliği sağlayan bir sürü gelişme yaşandı. Mustafa Kemal öncülüğünde, arkadaşlarının yanında olması öncülüğünde halk da bu mücadeleye destek oldu. Birlik, beraberlik sağlandı. Milli bir bağımsızlık savaşıydı bu. Ortak kültür, ortak tarih yaratma amaçlıydı. Emperyalist düzene, sömürüye karşı bir savaştı. Bir kere milliyetçilik arkadaşlar kesinlikle ırkçılık değildir. Yani bir ırkın üstünlüğü üzerine kurulu değildir. Anayasada da vardır. Türkiye Cumhuriyeti'ne gönül bağıyla bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır. O yüzden burada birlik beraberliği sağlayan bütün unsurları bir çatı altında toplayan bir düşünce olduğunu söyleyebiliriz. Vatan millet sevgisini öne çıkaran bir ilkedir. Milli benliğin oluşmasına önem veren bir ilkedir. Milliyetçilik ilkesi bu noktada çok da etkili, güçlü bir ilkedir. Bunu bilmemiz lazım. Neler olmuş? Bir sürü gelişme olmuş. Diğer ilkelerde olduğu gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi, kendi ekonomik düzenimizi oluşturmamız için bağımlılığı, ekonomik bağımlılığı azaltıp ekonomik bağımsızlığımızı oluşturmak için İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması, yabancılara tanınan ayrıcalıklardan, kapitülasyonlardan kurtulmamız, kendi sularımızda özgürce ticaret yapmamız, yolcu taşımamız, yani kabotaj kanunun çıkarılması ve buna benzer buradaki örnekler, Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması milliyetçilik ilkesiyle ilişkilidir diyebiliriz. Bağımsızlık ve egemenliğin kazanılması için halkın her kesimi Mustafa Kemal etrafında toplanmıştır diyor. Burada resimde görüyorsunuz, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bir görselden bahsediyor. Tabi bu milliyetçilik ilkesi için iyi bir örnektir. Bunu daha önceden de yine vurgulamıştık. Eğer arkadaşlar ilkelerden bahsederken toplum içerisinde eşitlik kavramının üzerinde duruyorsa, illa direkt eşitlik olması gerekmiyor ama ayrım, ayrıcalıklara karşı bir duruştan bahsediyorsa, halka hizmet derken dikkat edin, şunlara hizmet, bunlara hizmet, şu kesime hizmet demeden halka hizmet diyorsa, dayanışmadan, yardımlaşmadan, sosyal devlet vurgusundan bahsediyorsa, kamu yararından, ayrıcalıklara, ayrıma yer olmamasından bahsediyorsa, sınıfsız toplum kavramından bahsediyorsa, yani işte hizmet götürüyoruz şu sınıfa, işte işçi sınıfı, köylü sınıfı, esnaf sınıfı, memur sınıfı demeden kime hizmet götürülmesi gerekiyorsa ona hizmet götürmeliyiz diyorsa, orada ne vardır? Halkçılık vardır arkadaşlar. Bunu da bilmemiz lazım. Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan bir sürü şey vardır, örnekler vardır. Mesela
Harf inkılabından sonra millet mektepleri açılmıştır. Okuma yazma bilen bir kesim var. Okuma yazma bilmeyen bir kesim var. Bunların bu imkanlardan yararlanması için halkçılık ilkesi doğrultusunda millet mektepleri açılmıştır. Veya aşar vergisi çiftçinin üzerinde ağır bir yük, vergi ödüyor ve kazanamıyor. Kendini geçindirmekte zorlanıyor. Bu yüzden çiftçileri koruyan bir kanun çıkarılmış, aşar vergisi kaldırılmış. Mesela medeni kanunun kabulü, erkek üstünlüğüne dayalı bir toplumsal süreçten kadın ve erkeğin eşitlenmesi için bir hamle yapılıyor ve burada medeni kanun çıkarılıyor. Medeni kanun halkçılıkla ilişkili bir örnektir. Bir sürü örnekten bahsediyoruz. Tabii ki bunları da siz de testleri çözerken de görüyorsunuzdur. Bir diğer arkadaşlar halkçılıkla ilişkili sorularda karşımıza çıkıyor. Şimdi halkın kendi kendini yönetmesi gerektiği düşüncesinden dolayı halkçılık hangi ilkeyle ilişkilidir? Bir düşünün. Halkın kendi kendini yönetmesi diyor. Yönetmek kavramından dolayı biz neyi aklımıza getirmeliyiz? Cumhuriyetçiliği aklımıza getirmeliyiz. Bir diğer şey de diyor ki toplumun dayanışma içinde olması için halkçılık ilkesine ihtiyaç vardır. Toplumsal dayanışma, birlik, beraberlik neyi çağrıştırmalıydı? Milli bir birlik, bütünlük oluyorsa milliyetçilik ilkesi karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi eğer Atatürk ilkelerinden bahsederken ekonomik süreçlerden bahsediyorsa kalkınmadan, yatırımdan, üretimden, tüketimden, sanayiden, bankalardan, özel sektörden, özel sektör, özel sermaye yani zenginler bir toplumda bir devletteki zenginlerden bahsediyorsa halkın ihtiyacı için özel sermayeye ait olan kurumların, binaların ya da işte taşınmazların, arazilerin kamulaştırılmasından, millileştirilmesinden bahsediyorsa, ekonomik sistemlerden bahsediyorsa, işte bütün üretim araçlarına özel sermaye yani zenginler sahip olsun, devlet ilgilenmesin bununla diyorsa liberalizm, bütün üretim araçları devletin elinde olsun, devlet eşit şekilde dağılsın diyorsa sosyalizm. İşte hem bir ülkede özel sermaye olsun hem de devlet üretsin. İkisi birlikte el ele verirse devlet daha güçlü olur diye karma ekonomik sistemden bahsediyorsa biz Atatürk ülkelerinden devletçilikten bahsedildiğini anlayacağız. Anlamamız gerekiyor. Şimdi devletçilik ilkesinin temel özelliklerine baktığımızda bir kere bir zorunluluktan ortaya çıkmış arkadaşlar devletçilik ilkesi. Siyasi, ekonomik, sosyal bir zorunluluk. Devletçilik anlayışımızda özel sermayenin yapamadığı işleri devletin yapmasına yönelik girişimlerden bahsetmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda bizim ülkemizde evet zengin bir sermaye kesimi var fakat çok da güçlü değiller. Büyük yatırımları yapacak bir güçleri yoktur. Bu yüzden de bu büyük yatırımları devlet yapmıştır. Hem özel sektör hem de devlet bir arada üretim yapmıştır. Bu yüzden de devletçilik ilkesi hayata geçirilmiştir. Devlet özel sektörün gelişmesi için çalışmalar yapar, destekler özel sektörü. Halkın yararına yapılmalı, ekonomik faaliyetlerin dağıtımı eşit olmalıdır bu ilkeye göre. O yüzden baktığımızda hem özel sektör hem de devlet ekonomide etkinse bu ekonomik sistemden karma ekonomiye denk gelir. Devletçilik ilkesiyle de ilişkilendirilir. Son ilkemizden bahsediyoruz. Son ilkemiz yenilikler üzerine eğer gündem oluşturuyorsa değişimden, dönüşümden, dinamizmden, dinamik oluştan, enerjik, hareketli oluştan bahsediyorsa, süreklilik arz ediyorsa zaten bunlar birbirlerine yakın, eş, güdümlü kelimeler. Statik değilse yani durağan değilse yani böyle olduğu yerde saymıyorsa, kalmıyorsa, değişime açıksa, gelenekçi değilse ya da dogmatik değilse, hani dogmatik neydi? Eleştirilmeyen, sorgulanmayan, mutlak doğru olduğuna inanılan, bu yüzden de hiç değiştirmesi için hamlede bulunulmayan düşünceler, fikirler için kullanılır. İnkılaplar noktasında dogmatik değilse eğer, gelenekçi değilse, batılılaşmadan yanaysa, çağdaşlaşmaktan, modernleşmekten, uygarlaşmaktan bahsediyorsa, o zaman bu da nedir arkadaşlar? İnkılapçılık olarak
karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz etkinlik zamanı sınıfımda öğrencilerin çok sevdiği yerdir. Konuyu anlatırız anlatırız tam sıkıldıkları yerde. Tabi bazıları korkar, öf yine mi bana gelecek diye sorular. Ama çoğunluğun da keyif aldığı yerdir. Mesela bir şey var burada, bilgimiz var. Diyor ki Atatürk ilkeleri statiktir. Bu bilgi doğru mu, yanlış mı diye bir soru sorsak nasıl bir cevap alırız? Evet, yanlış kelimesini sizden duydum. Yanlıştır çünkü statik değildir arkadaşlar. Statik olamaz. Atatürk ilkeleri ne olmalı? Dinamik olmalıydı. Burada doğrusunu aldık. En önemli Atatürk ilkesi milliyetçiliktir diyor. En önemli Atatürk ilkesi, evet Atatürk ilkeleri hepsi önemlidir ama Atatürk için özellikle en etkili Atatürk ilkesi hangisidir diye düşünürken sizin yanlış cevabını bulduğunuzu görüyorum. En önemli Atatürk ilkesi arkadaşlar Atatürk'e göre milliyetçilik değil, cumhuriyetçiliktir. Türkiye halkını tamamen medeni bir toplum haline ulaştırmak için gerekli olan ilke cumhuriyetçiliktir diyor. Türkiye halkını tamamen medeni bir toplum haline getirmek. Bir toplumu medeni bir toplum haline getirmek istiyorsanız değişim yapmanız lazım. Yenilik yapmanız lazım. Eski kurumları düzeltmeniz, düzeltemiyorsanız kaldırmanız lazım. Bunlar cumhuriyetçilik ilkesine değil, neyle ilişkili? Evet sesleri duyar gibiyim. Cumhuriyetçilik ilkesi olmayacaktı. İnkılapçılıkla ilgilidir. İnkılap yapmamız lazım. Bir diğer soru, Ankara'nın başkent ilan edilmesi halkçılıkla ilişkili bir gelişmedir diyor. Ankara başkent ilan edilmiş. Halkçılığın anahtar kelimesi eşitlik. Eşitliği pek de çağrıştırmıyor ya da desteklemiyor. Daha çok siyasi bir gelişme değil mi? Başkent. Bütün kentlerin başı, siyasetin en önemli yeri. O yüzden de bu cumhuriyetçilikle ilişkili olmalıydı. Halkçılık ilkesi gider, cumhuriyetçilik ilkesi olur. Bir diğer etkinliğimizde halkçılık insanları dinine veya ırkına göre ayırmaz. Tam tersine insanları milli ve evrensel değerleri esas alarak birleştirir diyorsa, yani ayırmıyor, birleştiriyorsa. Bu Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir? Halkçılıkla mı ilişkili? Değil tabii ki arkadaşlar. Daha çok neyle ilgili? Milliyetçilikle ilişkili. Yani birlik, beraberliği, bütünlüğü sağlamak amaçlı olduğu için. Şimdi bir etkinliğimiz daha var. Anahtar kelimeler üzerinden gidiyoruz. Şimdi Atatürk ilkeleri içerisinde eğer milli egemenlik kavramından bahsediyorsa, milli egemenlik, milletin kendini yönetmesinden bahsediyorsa hangisi olması gerekiyor? Cumhuriyetçilik. Devlet yönetiminden bahsediyorsa, yani devleti yönetmek, bu tek kişinin yönetimi olabilir, halkın yönetimi olabilir, bir grubun yönetimi olabilir ama yönetim kavramı üzerinde duruyorsa, anahtar kelime yönetim olduğu için ne olmalı? Yine cumhuriyetçilik olmalıydı arkadaşlar. Milli bağımsızlık. Her alanda bağımsızlık. Yani siyasi, ekonomik, kültürel, aklınıza ne geliyorsa. Eğer bağımsız olursan birlik beraberlik içerisinde yaşaman söz konusu olur. Birlik beraberlik, milli bağımsızlık diyorsa sesleri duyar gibiyim. Milliyetçilik diyorsunuz. Bravo. Saat yönden devam ediyoruz. Din ayrı, devlet işi ayrıdır diyorsa. Din işleriyle devlet işlerinin ayrı olması, anahtar kelime din. Yani din, vicdan, özgürlüğü bunlardan bahsediyorsa ne olması lazım arkadaşlar? Atatürk ilkelerinden laiklik olması lazımdı. Ayrıma, ayrıcalığa hayır diyorsa, herkes eşittir diyorsa, eşitlik kavramı halkçılıkla ilişkili olduğu için burada halkçılığı işaretlememiz lazımdı. Aklın, bilimin rehberliğinde hurafelere hayır. Hurafe bir inançtır ama yanlış inançtır, eksik inançtır. Genelde de dine zarar veren, dinde olmayan inançlardır. İnanç noktasından bahsediyorsa, din, inanç, din diyorsa laikliktir arkadaşlar. Ekonomide özel sektör olsun, devlet de olsun. Yani özel sektör zenginimiz de olsun, devletimiz de olsun. Üretsin ikisi de, halk da işte refah içerisinde olsun diyorsa, üretim, ekonomi, kalkınma dediği için devletçilik ilkesi doğru. Irkçılık yoktur, millet sevgisi vardır. Irkçılığa yer yok. Milleti sevmekten bahsediyorsa tabii ki ilke olarak neyden bahsetmemiz lazım arkadaşlar? Milliyetçilikten bahsetmemiz gerekiyor.
Evet, şimdi yine etkinliklere devam edeceğiz. Daha sonra ikinci videoda siyasi gelişmelerden devam edeceğiz. Şimdi bize sorular geldiğinde mesela saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent ilan edilmesi, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması, 1924 anayasasının kabulü gibi bilgileri veriyorsa ve soru kökünde hangi alanda gelişmelere örnektir diyorsa, alan dediği zaman bizim aklımıza şu gelmeli. Bazı öğrencilerimizi kafasında karıştıran yeridir. Yani bu tarz soru köklerinde hemen cumhuriyetçilik, milliyetçilik diye ilkelere cevap olarak veriyorlar. Fakat bizim aklımıza alan dediğinde siyasi alan, ekonomik alan, sosyal alan, dini alan, sağlık alanı, hukuk alanı gibi bilgiler gelmeli. Şimdi saltanat kaldırılmış. Yani babadan oğula geçen sistemde tek kişinin yönetimine dayalı bir sistem kaldırılmış. Yönetmek. Ankara başkent ilan edilmiş. Başkent yöneten bir kentten bahsetmiş. Ya da cumhuriyet ilan edilmiş. Bunların hepsi baktığımız zaman devlet yönetimine ilgili süreçlere katkıda bulunan gelişmeler. O zaman hangi alandaki gelişmelerdir? Yani şıklardan çoğu öğrencimiz hemen bu tarz şeylerde şıklı kafa olduğumuz için işte öğretmenim şıklar nedir diye hemen bir şey istiyorlar, böyle ipucu. Siyasi, sosyal, kültürel, dini diyelim. Mesela şıklarda. Evet, siyasi olması lazım arkadaşlar. Çünkü yönetme kavramı var burada. Devlet yönetimine ilişkin bilgiler var. Bu yüzden de siyasi olması gerekiyor. Bir diğer şeye baktığımızda, soru kalıbına baktığımızda yine benzer yerden gidiyoruz. Bize dedi ki şer'iye mahkemelerinin kaldırılması, şer'i mahkemeler, dine göre yargılama yapan mahkemeler, onların yerine yeni mahkemelerin kurulması, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, Borçlar Kanunu'nun kabulü, Ceza Kanunu'nun kabulü, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, İcra İflas Kanunu'nun kabulü, bunlar hangi alanda yeniliklere örnektir derse bizim aklımıza ne gelmeli? Evet, ben yanlışlıkla dokundum tabii orada. Siz de cevabı gördünüz. Bu hukuksal süreçlerle ilgili olduğu için hukuk alanında yeniliklere örnek olması lazım. Bir soru daha geldi karşımıza. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Osmanlı Devleti'nde bugünkü okullarda olduğu gibi bir sürü okul çeşitliliği vardı. Dini eğitim veren, işte modern eğitim veren yabancı okullar. Bizde de şu an var ama Osmanlı Devleti'nde bu okullarda planı, programı milli eğitim yapmıyordu. Ya da işte bunların denetlemesi yapılmıyordu. Bu yüzden de eğitim öğretimde birlik yoktu. 3 Mart 1924 yılında çıkarılan kanunla Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla eğitim öğretimde birlik sağlandı. Harf inkılabı. Arap alfabesinden Latin alfabesine geçtik. Okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmek için millet mekteplerini açtık. Tarih kurumunu, Türk Tarih Kurumunu kurduk, Türk Dil Kurumunu kurduk ve üniversite reformunu yaptık. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan bir üniversite vardı. Darülfünun. Darülfünun modern anlamda bir eğitim veremediği için, geri kaldığı için üniversitede bir reform yapılması gerekiyordu. Ve bu doğrultuda 1933 yılında Darülfünun kapatılarak İstanbul Üniversitesi kuruldu. Bakarsanız üniversite, tarih kurumu, dil kurumu, harf inkılabı, millet mekteplerinin açılması hangi alanla ilişkili? Sesleri duyar gibiyim. Eğitim alanı ile ilgili. Doğru. Bu noktada eğitim olduğunu cevaplamamız gerekiyor. Bir diğer soru. Şapka Kanunu. Şimdi Şapka Kanunu. Osmanlı Devleti'nde ilk olarak şapka ve kılık kıyafet noktasında inkılap yapan, kanun çıkaran II. Mahmut'tur. II. Mahmut sarık, kavuk gibi şapkaların giyilmesini yasaklayarak fesih getirtmişti. Daha sonra da Cumhuriyetli yıllarda Mustafa Kemal ile birlikte fes kaldırıldı ve modern şapka, fötr şapka takılmaya başlandı. Bununla ilgili bir kanun. Tekke ve zaviyeler, tarikatların hizmet verdiği, eğitim verdiği yerlere tekkeler deniyor, zaviyeler deniyor. Tekkeler, zaviyeler kaldırılmış. Takvim, saat, ölçülerde değişikliğe gidilmiş. Soyadı kanunu kabul edilmiş. Önceleri 1934 yılına kadar kimsenin soyadı yoktu.
lakaplar, ünvanlarla anılıyordu. Soyadı kanuni ilan edildi. Hangi alanda gelişmeler örnektir? Bir kere devlet yönetimiyle ilgili bir durum mu? Yani siyasi mi? Değil. Ya da hukuksal bir süreçten bahsediyor mu? Değil. Veya sağlıkla ilgili gelişmelere örnek mi? Değil. Ya da eğitimle ilgili bir süreç var mı burada? O da değil. O zaman baktığımızda burada daha çok sosyal, kültürel alanda yenilikler yapıldığını görüyoruz. Sosyal, toplumsal aynı anlamlara geliyor. Evet, son herhalde etkinliğimiz. İzmir'de bir iktisat kongresi düzenlenmiş. İktisat. İktisat eşittir ekonomi. Yani İzmir'de ekonomi kongresi düzenlenmiş 1923'te. Ekonomiyle ilgili bir gelişme. Çiftçinin üzerinde ağır bir yük olan aşarı vergisi kaldırılmış 1925'te. Kabotaj kanunu. Kabotaj. Kendi sularımızda özgürce ticaret yapma, yolcu taşıma hakkını elde etmişiz 1926'da. Bundan önce bu noktalarda özgür değilmişiz. Niçin özgür değilmişiz? Çünkü Osmanlı Devleti'nin son dönem ekonomisinde sıkıntılar yoğunlaşmış, ekonomik açıdan iflas etmişiz. Bu yüzden borçlarımızdan dolayı bütün bu süreçlerdeki, ekonomik süreçlerdeki önemli noktalarda yabancı sermaye bizim ekonomimizi yönlendirmeye başlamış. Ama 26'da artık bu özgürlüğümüzü elde etmişiz. Teşviki sanayi kanunu. Sanayiye teşvik. Parası olanı devletin de desteğiyle sanayide bir şeyler yapması için bir kanun çıkarmışız 1927'de. Tabii ki bunlar hep üretim, kalkınma, ekonomik hamleler olduğu için zaten cevap içinde ekonomi alanda gelişmelere örnek. Şimdi siyasi alandaki gelişmeleri diğer videoda anlatacağım. Zaten bunu karşınıza çıkarmıştık. Bir sonraki videoda buna devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.